merhaba, nasılsınız? Öncelikle şaşırdınız mı? Çünkü beni uzun zamandır izliyorsanız muhtemelen bu arka plana ve bu videoya şaşıracaksınız. Çünkü ilk defa böyle bir arka plan kullanıyorum ve ilk defa bir alışverişim videosu çekeceğim. Daha doğrusu alışverişim değil, kıyafet alışverişim videosu çekeceğim. Yani bir garip hissediyorum çünkü ilk defa ayakta durduğum için bir videoda böyle ellerimi ayağımı nereye koysam şaşırıyorum. Neyse, elime bir kıyafet olunca garip durmayacak diye düşünüyorum. O zaman sizi hızlıca alışverişim, yani şuraya sürekli bakmamın sebebi de buradaki koltuğun üzerinde bütün kıyafetler yığılı. Böyle bir eşek bulamadığım için ve aslında o kadar alanım olmadığı için hepsini buraya yığdım. Sırayla size böyle elimde göstereceğim. Aslında ilk olarak da bu dekor gibi duran ama aslında kıyafet alışverişimin bir parçası olan bu iki kıyafetten başlayacağım. Evet, yazar bize bu kıyafetini ne anlatmak istiyor? Evet, şu an inanılmaz cıvıdım bu halde olduğum için. Tamam, gerçekten geçiyorum şu an video. İlk önce şu şaldan başlayayım. Bu şalı ben Yargıcı'dan aldım. Böyle çok güzel bir soluk, grimsi, mavimsi, bütün böyle sonbahar neredeyse bunu böyle bol bol takarak geçirdim. Yün tamamen kumaşı. Çok çok sıcak tutuyor. Yani böyle atkı formunda değil, şal formunda ama yani çok fazla yük yapmayıp üstünüze aslında çok güzel sıcak tutuyor. Ve böyle ya bir şekilde ne giysem oluyor. Yeşillerle oluyor, böyle gül kurularıyla oluyor, siyahla zaten oluyor. Çok çok beğendiğim bir şal oldu. Bunu tekrar dekorun bir parçası haline getirmeden hemen şu beyaz gömleği anlatıyorum. Bu gömlek böyle farkındaysanız bayağı büyükçe bir gömlek. Yani ben bunun burasında alıyorsam bir yarısı da burası var. Çok büyük bir gömlek. Small beden olmasına rağmen ben bunu Zara'dan aldım. Zara'dan ne zaman aldım? Sonbaharın aslında başında aldım. Böyle bayağı kocaman kocaman salaş duruyor. Altında böyle skinny bir pantolonla çok güzel gidiyor. Bir tarafını böyle içeri sokunca da gayet hoş oluyor. Bu arada bunun güzel bir detayı da şurada böyle bir kesiğinin olması. O yüzden böyle iki parça birbirinden farklı duruyor ve bu aradan bacağınız görününce hani öyle çok aşırı bir şekilde kilolu göstermiyor. O yüzden de sevdiğim bir gömlek oldu. İlk olarak H&M'den aldığım bu böyle bol kesim, muhteşem kumaşlı pantolondan başlıyorum. Şöyle Instagram fotoğrafını koyacağım. Bu kombinimde kullandığım pantolondu. Birçoğunuz da sormuştunuz pantolonu nereden aldınız diye. H&M'den aldım arkadaşlar. 149 liraya aldım. Fiyatını hatırlamadığım ürünler de var bu arada ama hatırladıklarımın hepsini fişlerine bakıp söyleyeceğim size. İçindeki kumaşı doğru telaffuz ediyorumdur umarım. Benim de çok sevdiğim bir kumaş bu arada. Cupro sanırım. Cupro diye yazılıyor. %55 Cupro, %45 de viskoz. Yani böyle o kadar kaliteli, o kadar yumuşacık duruyor ki size anlatamam. Mutlaka bir ellemeniz lazım. Daha önce bu tarz bir kumaş bilmiyorsanız ya da zaten hepsinin böyle şurasında biliyorsunuz ki bir kumaş ve nasıl yıkanır bilgilendirme kısmı var. Burasında çok güzel yazar hepsinin ne karışım kumaş olduğu. O yüzden ben böyle kıyafetleri satın almadan önce mutlaka kumaş karışımlarına bakarım. Tamamen %100 polyester ve eğer kötü bir polyester kullanılmışsa kıyafet ter kokusu yapabiliyor. Ya da böyle onlar mesela gerçekten asla buruşmaz ama biraz da böyle ucuz durabilir. Yani hani asla eleştirmiyorum bunu giyenleri. Çok güzel bir polyester de bulunabilirsiniz. Bu arada göstereceklerim arasında polyester kumaşlar da var. Lütfen yanlış anlamayın. Sadece gömlekte polyester bazı gömleklerde çok basit durabiliyor. Onu sevmiyorum. Nereden bu konuya geldik? Yani kumaştan geldik. Dediğim gibi bu Cupro denen kumaşı çok beğeniyorum ben. Birazcık tek sıkıntısı viskoz ve Cupro karışımının kırışmaya birazcık hızlı müsait oluyor. Yani çok oturup kalkınca ama eğer böyle daha ayakta olacağınız bir günse bu tarz bir kumaş pantolon tercih edebilirsiniz. Ben bunu mesela tamamen topuklu ayakkabılarımla, topuklu daha doğrusu buti çizmelerimle böyle onlarda temiz bir çizme, hiçbir deseni vesaire yok üstünde, zaten görünmüyor. Tamamen burnuna kadar kapatıyor bu. Yani bu tarz böyle bol paça şeylerde de tamamen ayakkabınızı kapattığından emin olun kısa duranlar hiç hoş durmuyor. Bunu ne yaptık? Attık. Şimdi size daha önceki videolarımda bahsettiğim bu Yargıcı'dan aldığım aşırı sevdiğim kazağa geçiyorum. Şuralarının kesik olması ve birazcık derin bir kesik olması tam böyle burada pantolonunuzun bittiği yerde bitiyor. Ve böyle hani hafif şey yaparsanız da böyle oradan pörtleyenleri gizleyerek, bakın burası çok önemli, daha derin olsaydı ben onu giyemezdim muhtemelen. Ama böyle çok kararında bir kesiği olduğu için çok beğeniyorum. Bence ince de gösteriyor. Yakası çok güzel. Tam benim istediğim gibi böyle çok aşırı kayık yaka da değil, çok kapalı da değil. Böyle şeyleri ben çok severim. O yüzden yakasını da çok beğeniyorum. Kolları da geniş, böyle buraya doğru daralmıyor. O yüzden böyle çok katlamak mümkün olmuyor. Genelde çok
katlamayı seviyorsanız benim gibi. Bunda birazcık ben böyle habire bir çekecek gibi hissediyorum kendimi ama o dökümlü havayı da seviyorum açıkçası. Bu arada kazak da %100 yün ama yünü böyle hani bazı yünler çok hafif, yumuşacık, böyle battaniye gibi olur ya, öyle değil. Bu böyle bayağı sert bir yün birazcık. O yüzden eğer böyle kaşındırma ya da böyle üzerinizde böyle kazağın tamamen temas etmesini sevmiyorsanız, benim bununla ilgili hiç problemim olmadığı için söylüyorum, hani hatırlatmak için söylüyorum, bu kazaktan çok hoşlanmayabilirsiniz ama benim böyle problemim yok. Ben çok seviyorum. Şimdi diğerine geçelim. Ay çok güzel bir kimono aldım. Sub Karaköy'ü biliyorsunuzdur. Şu anda kanyona taşındı. Ben de bunu Kanyonaki mağazasından aldım. Markası da Mono Kimono. Bunlar tamamen Türk tasarımcılar diye biliyorum. Instagram hesaplarında ya şuraya yazarım ya açıklama kutusuna koyarım. Bakmıştım, hatırlamıyorum çünkü tam isimlerini. Şöyle göstereyim. Bu tamamen kadife bir kimono. Böyle gece çıkarken biraz daha şık olmak istediğiniz de. Yani istiyorsanız atıyorum önünü açıp şöyle arkadan bağlayarak buradan bir fiyonk yaparak kullanabilirsiniz. Şimdi bunun üstüne giydim ki daha iyi anlayın diye. Böyle kolları bol. Bu efekti çok sevdim ben. Kadifesi çok güzel bir kadife. Böyle çok kaliteli duruyor ve böyle güzel duruyor. Gün içinde ben giyer miyim? Giymem. Daha çok akşam ya da böyle özel bir davet ya da özel bir şey varsa giyebilirim. Ya böyle az önce bahsettiğim gibi öne açık giyerim ya da böyle kapatarak şuradan bir fiyonk yaparım. Aslında buraya böyle güzel bir broş da çok güzel durabilir. Daha böyle vintage bir şey belki. Çünkü bu da kadifede doku olarak vintage anımsatan bir şey olduğu için o ikisi güzel uyumlu olabilir diye düşündüm. Bunu da çok sevdim. Bunu 280 liraya aldım. 2 gün önce aldığım için çok net hatırlayabiliyorum fiyatını. Şöyle koyuyorum. Fiyatını hatırlamadığım, Kost'tan aldığım bir kazak. Bu kazak çok inanılmaz seviyorum. Mesela bu da tamamen %100 yün ama hiç öyle batan bir kumaş değil. Bu tamamen yumuşacık bir kumaş. Böyle bunun şeylerini çok seviyorum. Şurada birazcık parmak ucunda kalkayım. Şuradaki küçük ceplerini çok seviyorum. Böyle minik bir şeyler atıp gayet devam edebiliyorsunuz hayatınıza. Şu yakasının açıklığı çok iyi. Çünkü güzel bir şekilde gömlekle kombinleyebiliyorsunuz. Ben bunu en çok gömlekle kombinlemeyi ya da mesela şu şalla da çok güzel gidiyor. Şalla kombinlemeyi seviyorum. Gömleği böyle kararında gösterdiği için de burasından pot yapıyor. Çünkü kayık yakayla falan gömlek pek giyilmez biliyorsunuz. O yüzden buradan böyle pot yapar. Çok kararında bir açıklığı var. Onu çok seviyorum. Aşağıya doğru şöyle göreceğiniz üzere bollaştığı için yine bir gömleği altından çıkararak atıyorum şöyle bir 10 santim, 8 santim bir pay verirseniz o da böyle çok güzel. Sanki hepsi birlikteymiş gibi duruyor. O da yine Instagram'da şöyle koyuyorum. Pamukkale'de giydiğim kıyafetin üstündeydi. Onu da çok sevmiştim, o kombini yapmayı da. Size şimdi bu sezon almadığım bir parçadan bahsetmek istiyorum. Bu sadece kazakların içine giymeniz için, sadece yaka detayı göstermek istediğiniz ve biraz daha atıyorum bisiklet yakaya daha yakın. Çünkü bunun yakası şurada bitiyor. Yani ne kadar diyeyim size? 5-6 santimlik bir arası var şurada. Atıyorum az önce gösterdiğim gri kazakla giyemem çünkü onun yakası açık. Böyle daha bisiklet yaka kazaklarla, daha ince kumaşlı ve üzerinize oturmaya meyilli kazaklarla, atıyorum böyle tam belinden lastiği olan daha net oturan kıyafetlerle çok güzel oluyor. Çünkü ince kazaklarda ve böyle üzerinize dar oturan kazaklarda ben alttaki o gömlek potundan hiç hoşlanmıyorum. Çünkü tabii ki göbeğimi saklamaya çalışıyorum. O yüzden bu gerçekten çok faydalı oluyor. O direkt böyle aşağı indiği için gayet temiz ve böyle altta pot yapmadan duruyor. Bu da hem fenalık geçirtmiyor bu arada hem de böyle gayet güzel bebe yakalı bir gömlek detayı olmuş oluyor. Bunun giyilmesi de şöyle, bayağı buradan önünü açıp giyiyorsunuz. Sonrasında şöyle göstereyim. Burasında bir ipi var. İpini böyle gayet ayarlamalı bir şekilde göğsünüzün boyutuna göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu da böyleydi. Muhtemelen sezonda bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Şöyle attım. Nilay Türk'ü muhtemelen biliyorsunuzdur. Türkiye'nin ilk moda bloggerlarından da kendisi. Ve ben de hep çok eskiden beri çok severek takip ettiğim bir insandı. Kendisini önce tebrik etmek isterim. Çünkü This is Frey adında kendi markasını kurdu ve çok da güzel şeyler yapmış. Sitesine bakabilirsiniz. Ben onu açıklama kutusuna da koyacağım sizin için. Şimdi ben de bu siteden bir etek aldım. Şu an eteği size nasıl göstereceğim bilmiyorum. Şu anda çünkü böyle görünüyor. Şimdi size burada çok ufak bir demo yapacağım nasıl giyildiğine dair ama şuraya da fotoğrafını koyacağım ki nasıl durduğunu finalde görebilirim. Yırtmaç detayına özellikle bayıldım ben. Hatta bunu böyle bizim kurumsal bir günümüz olacak. O gün giyebilirim diye düşündüm. Böyle çok güzel İpek bir gömleğim var. Soluk mavi. Onu da giyeceğim. Şimdi buradan içten parçasını çıkarıyorsunuz. Sonra buradan tutup diğer üstteki parçayı arkadan geçirip şöyle yapıyorsunuz. Ve bir tane fiyonk atıyorsunuz buradan. Çok öylesine bağladım şu anda. Nasıl duruyor hiç fikrim yok ama
en azından hani yüksek bel duruşunu, oturuşunu, sarışını görün istedim. Çünkü altında şu an kemer falan var. Ve buradan da böyle kalın bir parça olması gerçekten göbeğinizi en az gösterecek şekilde dizayn edilmiş diye düşünüyorum. Diye de buradan ekstra teşekkür ediyorum. Bizim gibi göbekli hanımefendileri düşünmüş. Eteğin modeli de kruvaze bir model olduğu için böyle buradan çok güzel, hafif seksi bir yırtmacı oluyor. Artık bunu çıkaralım. Pantolon üstü etek nereye kadar değil mi? Hani moda dedik de o kadar da değil. Mango'dan böyle tülüş tülüş bir kazak almıştım. Peluş gibi duruyor zaten. Bunun fotoğrafını da Instagram'da şöyle koyacağım nasıl durduğunu. Bu kazakta en çok sevdiğim şey bu gül kurusu rengi ve böyle tülüş tülüş durması. Ben bunu medium bedenine aldım çünkü bu kadar tülüş bir şeyi small alsaydım tamamen böyle vücudumu saracaktı ve böyle pofidik bir ayı gibi görünecektim. O yüzden onu tercih etmedim. Onun yerine böyle gayet hani bol kesimi dursun diye medium almayı tercih ettim. Bunun kumaşı ne yazık ki hayallerimizdeki gibi değil. Hemen okuyorum. %43 polyester, %37 polyamid, %20 akrilik. Yani aslında çok tercih edilen bir şey değil ama dediğim gibi bol kesim olduğu için ve böyle kumaşı gayet yumuşak olduğu için bu tarz bir şeyi tercih ettim. Eğer dar bir şey olsaydı böyle bir kumaşta kıyafet almazdım. Bir süredir böyle evde giyebileceğim ya da atıyorum dışarı çıkarken hafta sonu böyle spor giyinebileceğim yerlerde ama eşofman kadar da spor spor durmayacak bir böyle bol kesim bir şeyler arayışındaydım aslında. İki tane de arkadaşımla da farklı zamanlarda konuştum ve Beşiktaş'taki Sinan Pasa Pasa Pasajı. Sinan Pasa Pasajı. Ay söyleyemiyorum. Beşiktaş'taki Sinan Paşa Pasajı'ndan daha fazla söyleyemeyeceğim. Tam böyle Penti'nin yanında biliyorsunuz bir pasaj var. Oraya giriyorsunuz. Ve böyle nasıl yeri biliyor musunuz? Girdiniz, ortada bir tane merdiven var zaten. Merdivenden sağ taraf ve sol taraf var. Benim bunları aldığım yer sağ taraftan böyle hafif giriyorsunuz, kıvrılıyorsunuz. Kıvrıldığınızda ikinci dükkan falandı galiba. İki tane böyle gri ve siyah olmak üzere böyle o fitilli kadife değil de fitilli bir kumaş var ya. Onu birazdan yakın çekim olarak şuraya koyacağım. Bu kumaştan iki tane eşofmanımsı kıyafet aldım. Tanesi 20 lira arkadaşlar ve dünyanın en rahat şeyi. Hafta sonları dışarı çıkmak zorunda olduğunda ve böyle ekstrem bir işim yoksa böyle yerlere gidilmiyorsa ya da çok fazla sosyalleşmeyeceksem gayet bunları giyiyorum, fıtır fıtır çıkıyorum. Evde de giymeye devam ediyorum ya da eve böyle bir misafir gelecekse ama pijamayla görünmek istemiyorsam bunları giyiyorum. İnanılmaz rahatlar, kesinlikle öneririm. Gidin o mağazaya bakın ama arkadaşlarım dediğine göre orada her zaman aynı mallar ya da aynı seviyede güzel ürünler olmayabiliyormuş. O yüzden sık sık bakmak gerekiyormuş. Ben de artık bakacağım. Bu arada Sinan Paşa Pasajı'ndan bir şey de aldım. Bunu aynı mağazadan almadım ama. Yine sağdan devam ettiğinizde orayı bitirince en son sağdaki dükkan böyle kotlar var bir sürü. Oradan aldım bunu da. Yine böyle evde ya da gayet rahat olabileceğiniz, casual günlerinizde giyebileceğiniz yumuşacık bir kumaşı olan böyle kazaklı değil, sweatshirtümsü bir şey aldım. Bunu da 30 liraya aldım. Gerçekten inanılmaz. Bu arada Sinan Paşa Pasajı'nda ben ikinci defa falan girdim. Yani bir önceki gidişim 5-6 sene önceydi. Çünkü çok yolun üstünde olan bir yer değil. Çok yakınım, ya aslında yakınımdı ama çok zaman ayırdığım bir yer değildi. Ama artık gerçekten gidip bakacağım ara sıra. Çünkü bazen böyle ev kombinlerine ya da atıyorum rahat kombinlerine o kadar para vermeye gerek yok. O yüzden git oradan al, devam et. Her zaman çok güzel şeyler olmuyor. Bu arada koca pasajda bulabileceğim 2-3 şeydi bunlar. Ama gerçekten gittikçe geldikçe arada bakmak lazım. Çıkabiliyorsa böyle şeyler ne hala başımız üstünde yeri var. Bu arada Mango'dan aldıklarının arasında şu güzel kadife gibi duran kazak. Aslında kadife değil ama kadife dokusu var ve çok güzel yumuşacık. Bütün hafta sonları bunu giymek istiyorum. Bir de bu altındaki kot. Nasıl göstereceğim bunu size bilmiyorum. Onu da bir içerisine bakacağım. İlk önce şu kazağı anlatayım. Bu kazak da böyle gayet kadife görünümlü. Sanki örgü gibi bir polyester kazak. Ama yumuşacık gerçekten. Yani anladığınız üzere polyesterin kullanımı da kumaştan kumaşa değişiyor. Atıyorum Nike'ın da bütün spor taytları falan polyester ama o teri atsın diye. Yani dediğim gibi bakacağınız ürüne göre değişiyor polyesterin kullanımı. Mesela bu polyester bir kazak ama ben bunu aldım gayet. Bol kesimli, yani yine gayet hafta sonuna uygun, böyle son derece salaş, yumuşacık duran insanlar bunu giydiğimde bana sarılmak istiyorlar. Bu kazağa bayıldım gerçekten. Bunu da 88 liraya almıştım gibi hatırlıyorum. Çünkü diğeriyle aynı fiyattaydı. Bunu koyduk. Şu altındaki kotu nasıl göstereyim size bilmiyorum ama koyu lacivert. Beli burada. Tam böyle göbek deliğinin 1 santim altında gibi kalıyor. Ne aşırı yüksek belli ne düşük belli. En sevdiğim bel modeli. Çünkü çok güzel. Baseninizde doğru bir şekilde tutuyor. Popoyu da doğru gösteriyor. Skinny bir pantolon. Benim boyum bu arada 1.60 ve hiçbir şekilde kısaltmadım pantolonu. Çünkü paça boyu o kadar güzel bir yerde ki tam bileğim birazcık üstünde kaldı. Böyle paçasında birazcık kotu şey yapmışlar. Ne denir ona?
püskülleri sarkıyor çok hafif ama böyle hani gayet salaş bir görüntüsü var. Bu pantolonu da çok sevdim. Bu pantolonu 149 liraya aldım. Bunun markasını bilerek sakladım. Üzerinde model numarası falan yazıyor. İnanılmaz bir pantolon. Bu pantolonu mutlaka gidin. Bakın bence. Geçtiğimiz aylarda bir tane ayakkabı alışverişim oldu. Bu böyle Adidas'ın önü böyle şıkır şıkırlı limited edition ayakkabılarından bir tanesi. Çok beğenerek aldım. Çünkü siyah kışlık bir spor ayakkabım yoktu. Hepsi beyazdı. Ve benim gibi böyle şık yerlere giderken topuklu ayakkabı giymekten çekinen insanlar için aslında biçilmiş kaftan. Çünkü şu öndeki detay gerçekten çok şık bir hava katıyor bir spor ayakkabı olmasına rağmen. Ama yine de rahat edebiliyorsunuz bütün gece bunlarla. O yüzden çok sevdim bunları. Bunların da fiyatı 560 lira gibi civarında bir şeydi gibi hatırlıyorum. Videomuzun sonuna geldik. Başladığımda hava aydınlıktı. Şu an hava kararmış durumda. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Bu tarz böyle stil ve alışverişle ilgili videoları daha çok görmek istiyorsanız beğen butonuna basmayı sakın unutmayın. Kanalıma mutlaka abone olun. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşürüz. Bye bye.